İyi akşamlar efendim. Çok beklediniz, çok sordunuz, çok merak ettiniz ve karşınızdayız nihayet. Şimdiki Zaman Siyaset, Salı gecelerinin klasik programı Şimdiki Zaman Siyaset, tam kadro nihayet karşınızda. Size uzun geldi, bize de uzun geldi bu ayrılık. Gerçekten hem sosyal medyada yazdınız, hem telefon açtınız, mailler, mesajlar. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ve nihayet tam kadro karşınızdayız bugün. Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz stüdyoda. Erol Mütercimler bizim Skype hattımızda saat 22 sularında olacak. Bu kadroyla karşınızda olacağız ve tam 4,5 saat koltuklarınıza kurulun. 4,5 saat gündem tıka basa dolu. Neler var neler, özel haberler, son dakika kulis bilgileri ve bugün öğreneceğiniz, ilk defa bugün öğreneceğiniz bazı özel haberler bu programımızda olacak. Ayrıca bağlantılarımız, Skype bağlantılarımız da olacak. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ankara'da, Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor. Gene Covid bizi sardı sarmaladı. Ne olacağız? Bu salgın kontrolden çıktı mı? Kontrolden çıktı lafını söyleyen Mehmet Ceyhan Hoca, Profesör Mehmet Ceyhan Hoca. Birazdan o da Skype hattımızda olacak. Bütün bunları konuşacağız. Çok özel haberlerimiz var dedim. Gerçekten mahcup olmayacağım. Çünkü Barış arkadaş Türkiye'nin konuştuğu bir habere imza attı. Haber aslında herkesin gözünün önündeydi ama ya arkadaş gene gazeteciliğini konuşturdu ve bu haberi buldu çıkardı sevgili izleyiciler. İsmail Saymaz çok özel bir demeç aldı. Son günlerin tartışılan konusuyla ilişkin her iki isimle de konuştu. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milletvekili Barış Atay arasında büyük bir polemik sürüyor. Sert de bir polemik sürüyor. Bu polemiğin her iki tarafından da özel demeçler. Şimdiki Zaman Siyaset'e özel demeçler aldı İsmail Saymaz. Başka neler var? Neler yok ki? Erol Mütercimler, Malazgirt mi? Kocatepe mi? Bütün bunu anlatacak. Çok özel bilgiler. Muharrem İnce yollara düştü. Muharrem İnce'de ne oluyor, ne bitiyor? Muharrem İnce cephesinden son dakika bilgileri Barış arkadaştan öğreneceğim. Elfin Tatoroğlu bir 30 Ağustos anlatacak. Ben de merak ediyorum nasıl olduğunu. Diyelim, hoş geldiniz efendim. Hoş yeni sezona. İsmail Saymaz, hoş geldin. Barış arkadaş. Gürkan öyle bir konuştun ki ağlayacaktım hep duygudan. Valla. Mahallevi'nin yani, yeni stüdyosunun çayı bile ayrı güzel. Ya güzel çayı da şöyle bir yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Böyle gece konutudan Toki konutuna çıkmış gibi olduk. Şöyle bir geniş, ben de yadırgadım. Hakikaten çok emeği güzelmiş. Geçen bütün arkadaşları kutlayalım. Ben 50 gündür televizyona... Cafer Mahiroğlu'nu da kutluyorum. Tabii o da çok destek evet. veriyor sağ olsun. Diğer kanalın destekçileri de Zeynel 50 gündür... Zeynel Bey, genel müdürümüz. Evet. 50 gündür televizyona çıkmıyorum İsmail. Seni görmediğim için tabii çok üzgünüm Elfin seni de. Gürkan'la sık sık görüşüyoruz. Şey kafam çok yani, rahattı. Detoks yaptın yani. Detoks yaptım. Çok telefon geldi. Ya neredesin, bir sorun mu var, çıkmıyor musun? Yok arkadaş, ben bir 50 gün dinleneyim dedim. Bir de evde şöyle bir tabiata televizyon. Tabiata mı teslim oldun? Nasıl? Tabiata mı teslim tabiata oldun? Tabiata teslim oldum. İstanbul'a teslim oldum. Bir de televizyonlarda ne konuşuluyor biraz ona bakayım dedim. Allah izleyiciye sabır versin. Gerçekten. Yani o televizyon tartışmaları ne izlenir... Ne oralarda gidip konuşulur. Hani şimdi biz de çağırıyorlar. Ben de bu haftadan itibaren gideceğim ama İsmail tabii daha çok gidiyor. Bu hafta şeyi bitirdin mi? Bizle artık beraber detoks bitti mi? Sahalara döndüm. Sahalara döndün. Artık ama bugün sahalara sevgili izleyiciler. Sahalara dönmesini kutlayacağız. Ne demek kutlama? Çok özel haberler var. Sözcü gazetesi aldı, büyüttü haberi. Barış bir tweet attı. Enteresan sonuçları var. Onu konuşacağız. Özel haberi de var gene aynı şekilde. Hepsini değerlendireceğiz ama... Öncelikle size gerçekten çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü geçtiğimiz dönem tam 28 hafta, 29. haftayı da son program yapmıştık. Bizi 21 hafta tüm haber kanalları içerisinde birinci yaptınız. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani hem ABD hem Total'de bütün izlenme gruplarında haber kanalları içerisinde en çok izlenen program Şimdiki Zaman Siyaset oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ara verdik, gene bırakmadınız bizi. Ve bütün arkadaşlarım değil mi? Hepinize evet. çok fazla evet. sayıda mesajlar geldi. Neredesiniz, neredesiniz? Evet efendim, biz de bunu kırmadık. Bütün şeyi, çünkü birazcık daha belki Ekim ayına sarkacaktı ama Eylül ayının başında hemen karar verdik. Yönetimle de bir araya geldik ve bu programı karşınıza getirdik. Sevgili Suat Toktaş'a da tabii, tabii teşekkür edelim. Genel yayın yönetmenimiz Suat Toktaş. Gürkan hakikaten bizim bütün nazımızı çekti Suat Toktaş. Evet. Doğru. Yani kendisine de buradan evet. teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hakikaten fakat Halk şimdi TV'de iyi gitmeye başladı. Dur arkadaşlar.
o şeyi KJ'ye alın şimdi. Dur, oraya gelmedik daha. Şimdi sevgili izleyiciler, klip hazır mı? Hah. Şimdi Güven kardeşim hazır diyor. Deniz kardeşim, bu arada Deniz Gez'e de teşekkürlerimizi iletelim. Bizim editörümüz. Çok sağ olsun. Sevgili izleyiciler, geçen o hani diyoruz ya 21 hafta bizi birinci yaptınız. Orada neler yaşandı? 2,5 dakikalık. Çok değil bak. 2,5 dakikalık bir klibimiz var. Beraber ben izlerken biraz güldüm, eğlendim. Hesap kitap şey yok. Sizde hepsi var. Seninkiler de var, Barış'ınki de var. Biraz güleceğiz, tebessüm edeceğiz. Geçen sezon ne yaşamışız? Bir kısa hatırlayalım mı? Tam 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Evet, simit hoş geldiniz. Yiyebiliyor muyuz? Bu dekor yenmez dermişim. Hayır, yiyebilirsiniz. Birer tane. Çünkü birer tane şöyle, evet. Buyurun, ayınızı alın. Ben de alayım şöyle. İstersen İsmail mı? Sayın Bakan hattımızda. Sayın Bakan, tabii. Fahrettin Bey, iyi akşamlar. Haftayı da geçelim Sayın Bakan'ın. İstanbul'daki vakanın durumuyla ilgili olan durum için ben özellikle bilgi vermek üzere aramış oldum. Az önce Şişli Etfal ve Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personeline oteli açtı. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bölelim arkadaşlar, hep beraber bölelim. Güzel, canlı bak, yayında bölelim şunu da. Bu canlı 21... yayında bölelim değil mi? 107 bölü 4062, buna bölmüyor muyuz? Doğrusu bu. Eşittir 0.026. Evet, yani yine de bir tuhaflık var burada. Ya arkadaş, 107 bölü 4062, bunu bölmüyor muyuz? Vaka sayısını, ölü sayısını. Hesap makinesiyle mi böyle? Evet, neyle böleceğim ya? Kafamdan neden peki? Bölemem o kadarını yani. Demek ki budur. Herkes birbirine bakarak bu rakamı tekrarlıyor. Evet. Ha bak, senin telefon mu geldi? Semih Bey'le. Çık sen şeyden. Bizim program böyle sevgili. Ablana dikkat et. Sen çık oradan. Bir dakika, mikrofonunu sök, öyle çık. İsmail. Sen bu tarafa çık, bu tarafa. Bu tarafa çık, görüş. Tamam. Şimdi sevgili izleyiciler. Şimdi Türkiye bu söylediğime kilitlenecek. Hı. Deniliyor ki yapılan test sayısını 444 ile çarpın, koronavirüsten enfekte olmuş insan sayısını bulursunuz. Halk TV kurulurken ilk alınan, ilk konulan şeydi şu tablo. Uygun görürseniz bunu Amerika'ya size yollamak istiyorum Mehmet Hocam. Sağ ol. Bunu size göndereceğiz. Neden ama? Beni memnun edersiniz, şu arkaya asacağım. Hah. Özgür arıyor seni şu an. Ha bir dakika dur, bir saniye. Evet mikrofonu. Alo Özgür Bey, merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Size yönelik bir saldırı olduğu söylendi. Sesinizi de dışarı verebilir miyim şu anda? Yani önemli bir şey yok. Herhangi bir yaralanma falan filan gibi bir şey yok. Bizim dilimize göre yeni yetme. Dünyada buna teenage deniyor. Ya dünyada 14 yaşında olsam, tekrar 14 yaşında olsam ben, işte güzel kızlara bakmakla falan geçerdi. Barış arkadaşı izlemek için aklıma gelmez. Sen güzel kızlara 20 sene sonra da bakarsın. Ve fevkalade. Muharrem İnce 24 Temmuz'da ilk namaz sırasında Ayasofya'da efendim olabilir dedim. Onun üzerine de Sayın Selmaz. Şu an yayındayız. Mesajlarınızı parça parça aldık. Yayındayken arayalım istedik sizi. Ayasofya'nın tapusu bize aittir diyor Muharrem İnce. Orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Peki namaza gidecek misiniz? Evet, belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim diyorsunuz. Yani siz başarılı olamadık derken siz de mi ulaşamadınız milletvekillerine? Birçok arkadaşımıza, birçok büyüğümüze ulaşma imkanımız olmadı. Neden? Ben Karadenizli olmama rağmen genelde sakin biri olarak bilinirim. Ama o saatlerde bir telefonumu kırdığımı da arkadaşlarım bilir. Sevgili izleyiciler, biz burada bir daha izlerken gerçekten kendimizi gülmekten alamadık. Neler yaşamışız değil mi ya? Neler olmuş ha? Bunlara biz bu klibi Hadi Özışık'a yollayalım da yayınlasın, uğraşmasın. Bu daha zahmet etmesin. Ya sadece Hadi Özışık'a değil, A Haber, Kanal 7, Ülke TV, Beyaz TV ve diğerlerine, özellikle Kanal 24 epeydir malzeme kıtlığı çekiyordu. Evet. 444 dediğimizde hepsi aklınca küçümsemeye çalışıyordu ama geldiğimiz nokta ne? Bak Türkiye kırılıyor. Şu anda pandemiden Barış kırılıyor. Barış halen tezinin arkasında. Ama bence öyle bak şimdi doğru, bugün. Doğru konuşacağız. Sağlık Bakanı konuşacağız ama. Orada dur ama şunu bir tur geçelim. En olumsuz sonucu Barış'a oldu. Barış kartlar açalım. Ya bu kartları ben böyle nereye koyacağım onu. Bir dahaki hafta biraz belki masayla belki yaparız. Belki Suat'tan dur, bir rica yaparız edelim de bir masa mı yaptıracak? Zeynel Bey'e de söyledik. Suat Bey'e de söyleriz. Masayla gideriz. Elfin Tataroğlu ne diyorsun geçen sene için? Çok çok güzeldi. Bu sene çok daha renkli mi olur? Renkli diyorsun olur tabii. İsmail Saymaz'ın bizim canlı yayında telefonla konuşma olayımız ne? Değil mi?
canlı ve yayında sürekli telefon İnteraktif, geliyor bize. Evet. İnteraktif. Yani benim için de aslında büyük bir şans aynı zamanda sizin gibi böyle üç değerli gazeteciyle birlikte program yapmak. Bizzat tanık oluyorum yani gazetecilik nasıl yapılır'a. İzleyiciler açısından da bence unutulmayacak bir program. En çok da sizlerin sayesinde. Eyvallah eyvallah. Barış'ın 444'de olduğu gibi İsmail Saymaz'ın da bir hesap makinesi hikayesi vardı. Efsane oldu. Günlerce konuştular evet. Onda değil mi? Gerçekten sevgili izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Biz de olduğu gibi bütün gazeteci refleksimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız bu. Yani gazetecilikte ne varsa, gündemde ne varsa, sıcak haberde ne varsa, analize muhtaç ne varsa bildiğimiz kadar, anladığımız kadar, kaynaklarımız kadar size aktarmaya çalışıyoruz. O zaman biz sıcak haberle girelim. Hadi girelim. Ne Barış? Özellikle Antalya günlerden bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sağlık durumunu konuşuyor Muhittin Böceğin. Muhittin Böceğin. Korona. Hatta bazı siyasi çevrelerde Allah gecinden versin Muhittin Böceğin artık belediye başkanlığını sürdüremeyeceği, Muhittin Böceğin ölüm döşeğinde olduğu gibi sözler çıktı. Evet. Antalya medyasında Allah bu olsun. Çok tartışıldı. Ulusal medyada da küçük küçük tartışıldı. Şimdi Antalya'daki tartışmayı bitirecek gelişmeyi söyleyeyim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin günlerdir süren koronavirüs tedavisinde son aşamaya gelindi. Aa, süper. Yarın hastaneden taburcu oluyor. Son dakika olarak verebilir arkadaşlarımız. Bugün yayına gelirken Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin... Sen konuştun mu Muhittin Böcek'le? Muhittin Böceğin kendisiyle konuşmadım yormamak için. Evet. Ama Muhittin Böcek şu anda konuşabiliyor. Arayalım mı canlı yayında? Bence arayalım ama yormamak için ben... Aramadım belki kendisini. Bir merak eder bizi. Evet, ara Muhittin Böcek yarın öğlen saatlerinde artık tedavisi bitmiş bir şekilde taburcu edilecek. Ay, sanırım çok güzel ya, çok sanırım güzel. Cuma gününden ya da cumartesinden itibaren de mesaisine başlayabilecek. Aa, Sayın o kadar. Başkanın tabii. Telefonu kapalı. Kapalı. Ben tamam. Yormamak için aramadım ama aldığım sağlam bilgi o. Tamam. Muhittin Böcek yarın harika. Çıkıyor. Deniz'cim 16 yazı olarak girelim. Muhittin Böcek taburcu oluyor diye. Evet. Koronavirüsten tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yarın taburcu oluyor. Evet, yarın taburcu. Bu son dakika gelişmesinde sizlerle paylaşmış Peki, olalım. Peki, Muhittin Böcek'in durumu bir ara kötü müydü? Doktorlar bir ara korktular. Öyle mi? Çevresi de korktu. Nasıl bulaşmış Barış? Alanya'da bir sanırım belediye toplantısında ha. Evet bulaşmış. Eve dönüyor. Birden ateş, halsizlik, yan hastalıkları da var. Onlar da etkileyince... Tabii siyasetçiler mecburen tabii. Bu dönemin en riskli grubu doktorlar ve sağlık çalışanları ise ikinci riskli grup da siyasetçiler. Tabii, tabii. Dünyada böyle oldu. Dünyada aslında ilk başladığında önce siyasetçileri, bakanları hatırlayın İran'da bakanlar oldu korona ilk evvel. Bizde biraz daha ilerleyen süreçte siyasilere... Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bir katı da koronavirüs dolayısıyla karantinaya alındı. Evet. Hatta Sağlık Bakanı'nın özel aşçısının da hastalığa yakalandığı iddia edildi. Özel bir aşçısı varmış Fahrettin Bey'in. Ama ben tabii birkaç kişiye sordum. Doğrulamak istemediler. Doğal çünkü her Bu yerde Bu bir iddia var. Olarak kaldı o zaman. İddia olarak kaldı. Evet. Ama şu görünüyor ki Gürkan, Mehmet Ceyhan Hoca'nın da söylediği üzere iş artık kontrolden çıktı. Sürü bağışıklığı denilen yönteme Türkiye tamamen teslim oldu. Bence Sağlık Bakanı bugün Ahmet Hakan'a Hürriyet'te konuşmuş ama Sağlık Bakanı'nın dedikleri şu, Sayın Hocamız şimdi belki yorumlar, kaçıranlar için söyleyelim. Hastanelerdeki doluluk oranı %47 diyor Sağlık Bakanı. Yoğun bakımdaki doluluk oranı %60 diyor. Ventilatör doluluk oranı %30 diyor ve şu an hastanelerimizde önemli bir sorun yok diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre her şey güllük gülistanlık ama hastanelere gittiğinde o güllük gülistanlık tabloyu göremiyorsun. Bak tabip odaları Diyarbakır, İstanbul, Ankara adeta feryat ediyor. Hastaneler doldu, hastanelerde yer yok. Artık Diyarbakır'da doktorlar tıpkı bir dönem İtalya'da olduğu gibi, tıpkı İspanya'da olduğu gibi hasta seçme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldılar. Sağlık Bakanı ile benim aramdaki tek fark onun bakan olması. İkimiz de sadece tweet atabiliyoruz. Gerçekten. Sağlık Bakanı, bak şimdi Gürkan, Sağlık Bakanı halkı suçlamaya başladı. Halkı suçlayacağına, kardeşim döneceksin pazartesi günü, Giresun'da Tayyip Erdoğan'ın yaptığı mitinge eleştireceksin.
Sayın Cumhurbaşkanı, o mitingi yapmayın diyeceksin. O nasıl bir tabloydu öyle ya? Doğru. Cumhurbaşkanı çıkmış, İnsanlar sanki korona bitmiş, sanki bunun aşısı bulunmuş, herkes aşısını yaptırmış. Geliyor orada, çay dağıtılıyor, Cumhurbaşkanı çay atıyor, insanlar da orada normal bir miting alanı gibi çay alıyorlar. Peki kardeşim, madem bu koronavirüs bittiyse 30 Ağustos törenlerinde niye engel koydunuz? Koronavirüsü gerekçe göstererek Mersin'de insanları yürütmek istemediniz. İstanbul'da yürütmek istemediniz. Ankara'da yürütmek istemediniz. Kırşehir'de CHP milletvekili Metin İlhan'ın ayağına tekme attı polis. Hangi hakla, hangi hakla yapıyorsunuz bunu? Sizin o zaman derdiniz demek ki koronavirüs falan değil kardeşim. Koronavirüsün arkasına saklanıp bu ülkenin milli bayramlarını, ulusal bayramlarını unutturmaya çalışıyorsunuz. Yok ettirmeye çalışıyorsunuz. Sizin eğer koronavirüsle mücadele diye bir derdiniz olsaydı Ayasofya'nın önüne 350 bin insanı büyük bir sorumsuzlukla yığmazdınız. Zaten o Ayasofya'nın önüne yığılan insanlardan sonra koronavirüs vakaları tekrar patlama yaptı. Utanıyorum bu televizyonları izlerken. Bir kişi bile çıkıp bu gerçeği anlatmıyor. 350 bin kişiyi Ayasofya'nın önüne yığdıktan sonra sen koronavirüsle nasıl mücadele edeceksin? Evet. Giresun'daki o rezaletten sonra koronavirüsle nasıl mücadele edeceksin? Toplumdan nasıl duyarlılık bekleyeceksin? Cumhurbaşkanı otobüsün üstüne çıkıp çay atarsa, Giresun'da bu ortamda miting yapılırsa insanlara temas, sosyal mesafe, maskeyi nasıl anlatacaksın? Sağlık Bakanı da artık her gün bize tweet atıp şikayet etmekten, akıl vermekten vazgeçsin. Eğer bu işi de yapamıyorsa bence istifa etsin. Çünkü anlattığı verilerin hiçbirinin gerçek olmadığı görülüyor Gürkan. Peki. Ne zaman Barış. Ki, bak ne zaman ki İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı, internet üzerinden belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın ellerindeki mezarlık verilerine dayanarak yaptıkları açıklamalarla Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının karşılaştırması sonucu sayılar artmaya başladı. Bu ülkeye niye turist göndermiyor Almanya? Niye göndermiyor soruyorum. Şunun için göndermiyor. Çünkü Almanya sana sattığı tıbbi cihazlardan dolayı bu ülkede koronavirüsten dolayı gerçekten kaç hastanın olduğunu biliyor. 50 binin üstünde hastanın olduğu yerlere hiçbir ülke turist göndermiyor. Sen hasta sayısını, vaka sayısını 16 binde ısrarla tutuyorsun. Ama Almanya sattığı tıbbi cihazdan dolayı senin ülkende kaç kişinin mesela hasta olduğunu bildiği için. Mesela ventilatör mü? Ventilatör, ventilatör satıyor, ilaç satıyor, başka şeyler satıyor. Biliyor gerçekleri. Tanınan bir gazeteci arkadaşımızın yakın bir akrabası genç yaşında onların görüşüne göre koronavirüsten öldü. Ölüm gerekçesi olarak kalp krizi. İfadesi belirtti. Ya tanınan bir gazeteci arkadaşımız. Bir de ölürken PCR testi negatif ise orada da COVID diye yazılmıyormuş. Yani neticede tabii ölüm şeylerinin ötesinde görünen o ki zaten bu rakamların, yani yansıtılan rakamların hiçbir gerçeklik payı yok. Evet. Şimdi bilim kurulu üyesi bir profesör Tevfik Özlü bunu söyledi. Yani bu da bunu söylemedi. Dedi ki verilen kararlarda bizim çok fazla bir etkimiz yoktu gibi bir söz söyledi. Sonra da COVID'le mücadele rayından çıkıyor dedi. Şimdi burada artık ben şunu anlıyorum ki bilim kurulu da bundan sonrasından elini çekiyor gibi. Yani bunu söylemek nedir? Verilen kararlarda bizim etkimiz yok. Acaba burada şu soruyu sormak istiyorum yani. Sağlık Bakanı'nın verilen kararlarda ne kadar etkisi var? Yani bu kararları kim veriyor o zaman? Çünkü Sağlık Bakanı da tweetlerinde neredeyse bize yani hayır ne akıllı derler? Temennilerde bulunuyor. Ha, temennide bulunuyor. Kongrelerde yapmayın, olur. Dilek etmeyin ve temenniler kısmı. Hani neticede icra makamı öyle değil mi? Yani icraatı o yapacak. Yani çıkma deyince çıkmıyoruz sokağa. Oturun deyince oturuyor insanlar. Herkes söz dinliyor. Bu ülkede Amerika'daki gibi sokak olayları da olmadı yani. Niye kısıtlama getiriliyor diye. O zaman kararları siz vereceksiniz. Evet. Ama şunu anlıyoruz ki Türkiye'nin ekonomisinin gidişatı korona sürecinde doğru düzgün karar verme ve doğru veriyi aktarma konusunda büyük bir engel teşkil ediyor Gürkan Bey. Evet. Ekonomi bunların hepsinin önüne set çekiyor. Yani biz dünyaya çok iyi durumdayız aman diye kendimizi gösterme çabasından sağlıklı veriyi aktaramıyoruz. Anladım. Şimdi sevgili izleyiciler aslında
birkaç notum vardı. Fakat bizim program böyle birden tansiyon yükselince Barış da çok güzel, etkili ve güçlü bir konuşma yapınca kesmek istemedim ama küçük bir notları ve hatırlatmaları yaparak sonra Mehmet Ceyhan'a döneyim isterseniz. Profesör Mehmet Ceyhan da bizi hattımızda bekliyor. Şimdi sevgili izleyiciler, geçtiğimiz sezonun programlarını ekrana taşıdık. Güldük, eğlendik, çok gerilimli, çok heyecanlı, tansiyonu yüksek programlara imza attık. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ama bazen de tabii yanlış anlamalar vesaireler de olmuş. Sağlık Bakanlığı bürokratları bize bazı mesajlar ilettiler. Bir kere onu sizlerle paylaşalım. Doktor Serdar Savaş'ın katıldığı bir programda Serdar Savaş'ın kullandığı ünvan üzerinden bir tartışmanın yürüdüğünü ve onlara yönelik biraz kastını aşan cümleler olduğunu biz de daha sonra tekrar o bandı izlediğimizde onu gördük, onu söyleyelim. Hani burada kişilerin şahsiyetlerine, şahıslarına, haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan herhangi bir onlara dair bir suçlayıcı ifadeye objektif ve tarafsız yayıncılık ilkemiz gereği kabul etmemiz zaten söz konusu değildir. Böyle bir yanlış anlama olduysa da Sağlık Bakanlığı'nın o bürokratlarından biz burada yayıncılık ilkesi gereğince özür dileriz. Onu da söylemiş olalım. Böyle bir yanlış anlamaya da müsaade etmeyiz. Onu da belirtelim. Diyelim. Şimdi Mehmet Ceyhan hocamız hattımızda mı? Evet. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Sağ olun hocam. En son sizle kapadık, gene sizle açıyoruz. Evet, evet. Evet, en son Taksim Meydanı'nda beraberdik. Hoş geldiniz. Şimdi hocam, hoş bulduk. Üç gündür Türkiye sizi konuşuyor. Bir ifadenizi konuşuyor. Şimdi dediniz ki salgın kontrolden çıktı. Şimdi bir, burada neyi kastettiniz? İki, ben hem dünya ölçeğinde hem Türkiye'de soracağım. Bu laf çok evet. Konuşulmaya başlandı. Kontrollü bulaşı diye bir şey, bir tanım. Evet. Buna katılıyor musunuz? Yani kontrol altında olsun ama artık kime bulaşırsa da bulaşsın. Yani bir dönem İngiltere'yi çok eleştirdiğimiz, o İngiltere'nin yaptığı gibi, hani tam sürü bağışıklığı değil ama kontrollü bulaşı. Bu sisteme mi geçti dünya veya Türkiye? Şimdi bir defa öncelikle salgın kontrolde çıktı açıklaması tamamen bilimsel, subjektif bir tarafı olmayan objektif bir tanım. Çünkü hatırlarsanız salgının ilk başladığı dönemde salgını 5 evreye ayırıyordum ben ve birinci evresinde önce vakalar artıyor, siz buna müdahale ediyorsunuz değişik yöntemlerle. İşte bizim yaptıklarımızı hatırlarsanız sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapatılması yoluyla yaptık ve sonra bir pik noktasına ulaşıyor. Bizde 11 Nisan'da 5000'in üzerine çıkmıştı. Sonra bu tedbirlerle aşağı inmeye başlıyor. Diğer taraftan günlük iyileşen kişi sayısı artıyor ve bunlar bir noktada kesişiyor. Kesiştikten sonra da uzunca bir süre iyileşen vaka sayısının tedbirlere devam edildiği sürece günlük yeni vaka sayısının üzerinde gittiğini görüyorsunuz. Bu kesiştiği noktaya kontrol noktası demiştim. Hmm. Ve bu eğer iyileşen vaka sayısı sürekli günlük vaka sayısının üzerinde giderse burada da salgın kontrol altında, kontrollü bölge demiştim. Şimdi neden böyle demiştik? Çünkü artık o durumda hem hastanelerinize olan hasta yükü azalmaya başlar, hem de daha önemlisi salgın açısından aktif hasta sayınız giderek azaldığı için sizde hastalığı bulaştıran kişi sayısı yani kaynak giderek azalmaya başlar. Ve dolayısıyla siz artık o yönteme devam ettiğiniz sürece salgını kontrol altında tutarsınız anlamına gelir. Şimdi son 14 güne baktığımız zaman 14 gün önce bizde tespit edilen yani testte pozitif bulunan aktif vaka sayısı 10.300'e inmişti ve arkasından tam tersine döndük ve günlük vaka sayımız iyileşen kişi sayısının üzerine çıktı. Evet. Şu anda da büyük bir fark, o iki haftadır böyle devam ediyor. Burada da artık salgın kontrolünüzde değildir çünkü artık hastanelerinize olan vaka yükü artmaya başlar, yoğun bakımlarınız dolmaya başlar ve daha da önemlisi sizin topluma hastalık bulaştıracak kaynağınız artmaya başlar.
Nitekim bu tespit edilen testi pozitif aktif vaka sayımız 2 haftada tam 2 katına çıktı. 10.300'den tekrar 20.000'e çıktık. 20.000'i geçtik. Şu anda aşağı yukarı işte Haziran öncesindeki rakamlara gelmiş durumdayız. Ama şu anda durum Nisan ayından biraz daha sıkıntılı şu açıdan. Çünkü biz bu işe Mart ayında başladığımızda salgın açıkçası tek merkezdi. Vakaların %60'ından çoğunun İstanbul'da olduğu ve 6 tane diğer büyük ilin ona biraz eşlik ettiği. İşte bunlar bildiğiniz gibi Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'ydi. Diğer Anadolu'nun diğer şehirlerinde çok az vakanın oldu. Hatta bir kısmında tespit edilen vaka bile yoktu. Bir dönemde biz salgınla mücadele ettik. Sokağa çıkma yasakları, işte iş yerlerinin kapatılması da ve kolayca kontrol altına alıyor gibi olduk. Fakat o en son 11 Mayıs'ta binli rakamlara indik ve orada takıldık kaldık. Şimdi burada eksik yaptığımız şey ne oldu? Normalde burada bir defa bilim adamlarının yanlış öngörüleri, hükümetleri yanılttı. Özellikle böyle danışmanlık pozisyonunda olan insanlar çıktı dediler ki yaz gelecek bu iş bitecek. İşte yok hastaları biz çok iyi yakalıyoruz. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Mehmet hocam. Danışman tabii. Derken Sağlık Bakanlığı'nın danışmanı mı yoksa bilim kuruluna mı işaret ediyorsunuz? Bütün dünyadaki ülkelerde oldu bu. Yani sadece bize özel bir durum değil. Tamam. Ve bizle birlikte bütün dünyada hükümetler bu yanlış öngörülere güvenerek Haziran başı gibi bütün ülkeler normalleşmeye başladı. Fakat bu normalleşmenin biz kademeli bir şekilde yapılmasını, yavaş yavaş olmasını bekliyorken birdenbire bütün tedbirlerin kaldırıldığını ve hızla normalleştiğimizi gördük. Şimdi iki öngörü de tutmadı. Neden? Bir defa akıl var, mantık vardı. Ben şiddetle itiraz ediyordum. Çünkü tarihteki bütün pandemiler yaz aylarında esas ağır etkisini yapmış. Çünkü bulaşın %90'ı direkt solunum yoluyla oluyor. Yani bir kişinin ağzından burnundan damlacıkta çıkan virüs saniyeler içinde bir başka insanın ağzından burnundan giriyor. Bu kadar kısa sürede havanın sıcaklığının falan virüsü etkilemesi söz konusu bir de değil. Ve nitekim insanlar normalleşmeyle birlikte kalabalıklar oluşturmaya başladı. Temaslar artmaya başladı. O zaman ek tedbirler almamız gerekirdi. Şimdi ek tedbir dediğiniz zaman insanlar korkuyor işte yeniden sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapatılması. Doğru. Bunlar zaten çok zor. Yani artık bizim yeniden bunları uygulamamız gerek halk açısından gerekse de devlet açısından hemen hemen mümkün değil. O yüzden ben bugün Sayın Bakan'ın Ahmet Hakan'la yaptığı söyleşiyi de okudum. Oradaki bir noktaya katılmıyorum. Sayın Bakan diyor ki bunun tek yolu var diyor, tam izolasyon. Bunu ekonomik nedenle yapamayacağımıza göre geriye iki yöntem kalıyor, maske ve mesafe. Halbuki öyle değil, ikisinin arasında yapılacak çok iş var. Alınabilecek çok tedbir var. Mesela neler alınabilir hocam? Tabii ben bunları aylardır söylüyorum. Söylüyorsunuz ama mesela, kısaca bir özetlersek. Mesailerin kademelendirilmesi. Çünkü biz de Amerika'da birinci sırada ev ortamı, ikinci sırada iş yeri, üçüncü sırada toplu taşıma çıkmış bulaş kaynağı olarak. Ama bizdeki toplu taşımanın Amerika gibi olmadığını düşünürseniz bizde belki birinci sırada toplu taşıma var kaynak olarak. O yüzden bir defa mesaileri kademelendirmeden o toplu taşımada kalabalıkları azaltamazsınız. İkincisi toplanmalara sınır getirilmeli. Bakın şimdi 14 ilde işte düğünler kısaltıldı, nişanlar, kına geceleri yasaklandı. Fakat yasaklamak genellikle ters bir tepki doğuruyor. Siz yasakladığınız bir toplanmayı insanlar bu sefer gidip açık havada yapacağına daha tehlikeli olan kapalı ortamlarda yapmaya başlıyor. Bunun yerine sayıya kısıtlama koymalısınız. Bakın buna her toplanma dahil. Bunu sadece düğünler, nişanlar falan diye değerlendirmeyin. İnsanlar herhangi bir yerde bir araya geliyorsa ve o geldikleri yerde sosyal mesafe kayboluyorsa, özellikle bağırıp çağırma, yüksek sesle konuşma varsa, süre uzuyorsa
o yerde risk kesinlikle artmıştır. Buna ister işte plajlarda eğlenceler deyin, toplanmalar deyin, işte dini nedenle bir araya gelmeler hocam, deyin. Hocam kapalı alan ama değil mi bu söylediğiniz ya, şey? Hayır, açık havada. Açık alanda da olur diyorsunuz yani değil mi? Tabii ki, tabii ki açık alanda da oluyor. Bakın bu bulaşlara dikkat ederseniz, işte askere uğurlama törenleri, bunlar kapalı alanda yapılmıyor. Oralardan birdenbire 50 vaka 60 vaka çıktığını çok gördüm. İşte taziyet ziyaretlerinden 200 vaka çıktı Diyarbakır'da. Açık hava, kapalı hava direkt solunum bulaşmasına fark etmiyor. Ancak ortam bulaşmasında, yani bir öksürdü, hapşırdı, oraya bulaşan bir damlaca elinizle aldınız, götürdünüz, o kapalı ortamda daha fazla. Ama %90 bulaş direkt olduğu için açık havada da bu tehlike söz konusu. Onun için her türlü toplanmayı kastediyor. Yani buradan işte biri diyor ki işte hayır plajlar daha büyük tehlike. Öbürü diyor ki hayır işte dini toplanmalar daha büyük tehlike. Hayır, hepsi de bu şartlar ortaya çıkıyorsa bulaşma riskini artırıyor. Bunu peki, okullarda dahil, hepsi de dahil. Ve bunları bizim işte 65 yaşın üstünü yasaklamak yerine bazı tedbirler getirilmeliydi. Ama en önemlilerinden biri de test politikamız çok doğru yürümüyor. O yüzden de biz yeteri kadar, bakın biraz önce Barış Bey söyledi, hani 444 biraz yüksek bir şey ama ben mesela baktığım zaman bu sayılarda, bu günlük vaka sayılarını çok da kafama takmıyorum. Çünkü biliyorum ki bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, en iyi yapan ülkede bile o açıklanan rakamın en az 10 katı o virüs alıyor insanlar. Ama bunların işte %90'ı belirtisi az olduğu için ya da olmadığı için test yapılmıyor ve tanı koymuyor. Hele bir de bu testlere kriterleri zorlarsanız, insanlar daha zor test yaparsa o 20 katına çıkar, evet, 30 katına çıkar. Peki. O yüzden yani burada açıklanan rakam zaten çok küçük bir kısmı, tamam, bizdeki vakanın. Hocam, Barış arkadaşım bir sorusu var. Hocam, aslında tabii iki sorun var. Belki de üç, hemen hızlıca söyleyeyim. Bir, çok sayıda tabii yurttaşımız zatüre ve grip aşısını soruyor. O vardı sorun. Bu grip aşıları yapılmalı tabii mı? Yararlı mı, zararlı mı diye, bu bir. İkincisi, evet, bugün programa başlayacağımızı duyan, sizin de programa geleceğinizi öğrenen çok sayıda yurttaşımız, özellikle huzur evlerinde kalan yurttaşlarımız şu şikayeti dile getirdiler. Örneğin Ordu huzur evinden bir vatandaşımız diyor ki 6 aydır dışarı çıkmamıza izin verilmiyor. Biz ne yapacağız? 6 aydır içerideyiz diyor. Huzur evinde kalan yurttaşlarımız. Kültür Bakanlığı'ndan bir sanatçı arkadaşımız mesaj yazmış. Diyor ki Kültür Bakanı bugün talimat verdi. 10 Eylül'de halk müziği konserlerine ve diğer konserlere başlayacağız. Biz nasıl türkü söyleyeceğiz? İnsanlar o kapalı alanlarda bu türküleri nasıl dinleyecekler? Bunları bir, peki, cevaplandırabilir misiniz? Tabii. Şimdi grip ve zatürre aşısının bir defa ikisinin de bu COVID-19'a direkt bir etkisi yok. Ancak şöyle bir durum var. Biz de bir çalışmamızda gördük ki çok enteresan bir şekilde COVID'li hastalarda boğazdaki pnömokok dediğimiz bakteri en az iki kat daha fazla yerleşiyor boğaza. Bu COVID'in ortaya çıkardığı bir durum. Ve bu nedenle de bu COVID'li hastaların önemli bir kısmı da bu pnömokok dediğimiz bakterinin ortaya çıkardığı zatürre nedeniyle ağırlaşıyor ve hayatını kaybediyor. Hmm. Grip içinde benzer bir durum söz konusu. Gripte de eğer hem grip hem COVID-19 arka arkaya geçirilirse daha ağır seyrediyor. Ayrıca bir de bu iki hastalıkta da, özellikle gripte, şöyle bir durum var. Ayırt etmeniz mümkün değil COVID-19'dan. Dolayısıyla grip olanlara da COVID-19 testi yapmanız lazım. COVID-19 olanlara da grip testi yapmanız hocam, lazım. Hocam araya gireyim mi bir? O testi, tabii, yani influenza dediğimiz o domuz gribi değil mi? O influenzayla COVID'i ayırt edecek bir testin de piyasada olduğu söyleniyor. Doğru mu? Şöyle, zaten uygulanan testler onlar. Yani o hastalara hem COVID-19 için PCR yapıyoruz. Hem de influenza virüsü, tamam, var mı diye, yani grip virüsü, tamam, var mı diye test yapıyoruz ve biz
Eğer grip de çok yaygın seyrederse, vaka sayısı yüksek olursa bu sene, bu şu anda yaptığımızın çok üzerinde COVID-19 testi ve daha önce yaptığımızın çok üzerinde grip testi yapmak durumunda kalacağız. Ayrıca tabii ki Sayın Bakan işte hastanelerde önemli bir doluluk problemi olmadığını söylemiş. Ama aynı zamanda şunu da eklemiş. Bazı bölgelerde bu sıkıntı yaşanıyor demiş. Hı hı. Yani Türkiye'nin toplam yatak ve yoğun bakım sayısını verdiğiniz zaman bu bazen bazı bölgelere yansıtmıyor. Mesela Diyarbakır'da, şu anda Ankara'da, birçok Doğu ilinde, Erzurum'da, Van'da, işte Urfa'da, Gaziantep'te birçok yerde gerçekten ciddi bir yatak sorunu var. Özellikle yoğun bakımlarda. Ama mesela vaka sayısı daha az olan bölgelerde daha boşluk olduğu için toplama baktığımızda büyük bir problem görünmüyor. Şimdi grip de ağır bir hastalık. Halk nezleyle karıştırdığı için onu hafif bir hastalık zannediyor. Öyle değil. Çoğu zaman hastane yatışı gerektirir. Şimdi o zaman eğer bu şekilde COVID-19 vakaları da artmaya devam ederse biz özellikle kış döneminde ciddi bir hastanelerde yoğunluk, ciddi bir test ihtiyacı problemi yaşayacak. Peki. Onun için, hocam. Evet. Huzurevindeki yurttaşlarımızla sanatçı arkadaşlarımızın şikayetlerini de bir değerlendirirseniz sevinirim. Tabii. Ben sadece griple ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Grip aşısını risk grubunda olan, yani 65 yaşın üstü, gebeler, kronik hastalığı olanlar, işte bağışıklığı düşük olan insanlar mutlaka yaptırmalı. Ama maalesef şöyle bir sorun olacak. Çok az grip aşısı gelecek Türkiye'ye. Çünkü bütün dünyada büyük bir talep var. Ve bununla işte insanlar sıraya girmiş eczanelerde falan. Nasıl olacak bilemiyorum. Bir sıkıntı yaşayacağım. Şimdi huzur evlerine gelince sadece huzur evleri değil. Evlerindeki 65 yaş üstündeki insanlar da yeni bir kısıtlamayla karşı karşıya geldiler ama gördüğünüz gibi çok fazla etkili olmuyor bu kısıtlamalar. Ağır hasta sayımız giderek artıyor. Çünkü bunun amacı ağır hasta sayısını azaltmak. Çünkü o kişiler dışarı çıkmıyor ama onların evinde olan insanlar, o huzur evlerine ziyarete giden genç insanlar ya da oradaki görevliler virüsü alıp dışarıdan getirip bulaştırıyorlar. Dolayısıyla bakın Türkiye'de artık böyle lokal önlemler, 14 alınan önlemler, belli bir yaş grubuna uygulanan önlemlerin zamanı geçti. Artık bunlar etkili olmuyor. Şu anda hastalık bütün Türkiye'ye yayılmış durumda. Mücadele o Mart ayından çok daha zor. Çünkü yurt satında bir mücadele gerekir. Bu tedbirlerin eğer bir tedbiri alınacaksa, bütün Türkiye'de ve bütün yaş gruplarına uygulanması lazım. Huzur evindeki insanlar da gerçekten bu konuda haklı. Konserlere gelince, evet bir yerde bu konserde olsa, bir dini tören de olsa, başka bir şey de olsa, bağırarak konuşmak, şarkı söylemek, türkü söylemek bulaş riskini 10 kat artırıyor. Şimdi siz bir konsere gideceksiniz, orada insanlar özellikle gelecek, oturacak, eşlik edecekler falan. Bunlar çok riskli olaylar. Kaldı ki hadi diğer şeye ekonomik nedenle yeni tedbirler alamıyoruz. Bu çok da gerekli olan bir şey de değil. Kaldı ki o ekonomi nedeniyle aldığımız tedbirler de bir şey, yani biraz önce dediniz ekonomi nedeniyle işte daha fazla tedbir alamıyoruz. Bakın ekonomi de gitmiyor. Siz bizim işte iyi durumumuz deseniz de İşte herhangi bir tedbir almasanız da insanlar çok rahat gelip girse de Türkiye'ye 26 milyon beklediğiniz dönemde 5 milyon turist geliyor. Restoranı açıyorsunuz, insanlar güvenemiyor, gidemiyor. Mağazaya gidemiyor. Yani ekonominin de düzelmesi için sizin bu sayıları hızla aşağıya indirmeniz lazım. Ekonomi ancak ondan sonra düzelir. Peki. Hocam şimdi merak ettiğimiz 3 soru arka arkaya var. Şunları bir geçelim üstünden. Tabii. İsmail istersen ondan sonra şey yapayım, sen de araya gir. 1. Okullar. Siz en son bağlantımızda dediniz ki bana kalsa ben okulları açmam dediniz. Şimdi evet. Ben en son gelinen nokta online eğitim, yani uzaktan eğitim başladı. Ama 21 Eylül'de ne olacağını ne Sağlık Bakanı tam kesin söylüyor. Gerçi öyle bir karar açıklandı ama ne de Milli Eğitim Bakanı. Yani açık kapı bırakıyorlar. Şimdi siz halen aynı görüşte misiniz? Siz olsanız efendim,
okulların evet. açılmasını istemez misiniz? Birinci soru bu. Şimdi bir defa bakın, böyle bir okul açılma yöntemi olmaz. Böyle bir pandemi yöntemi de olmaz. Çünkü bakın bu bir planla olur. Böyle an gelecek, hele o gün bir gelsin, hele bir hafta, iki hafta kala bir bilim kurulu görüşsün, bir görüşelim. Böyle olmaz. Okulların açılması bir tarihe de ertelenmez zaten. Bu çok yanlış. Çünkü siz ertelediğiniz tarihte bundan daha iyi olmasını bekliyor musunuz? Hayır. Bir tedbir alırsınız, ciddi böyle bir tedbir dersiniz ki ben 3 hafta sonra onun etkili olacağını bekliyorum. Böyle bir tedbir de yok. Şimdi emin olun 21 Eylül'de şartlar bundan iyi olmayacak. Ve belki de 31 Ağustos'tan daha kötü şartlarda okul belli sınıfları açmak zorunda kalacak. Ne olacak hocam? Bu iş bir planla yapılır. Ben diyorum ki bir pandemi kontrol planı. Bizim zaten benim de içinde bulunduğum bir grubun hazırladığı, bakanlık için hazırladığımız bir pandemi hazırlık planı var. Bu revize edilerek bir defa pandeminin kontrolü de belli hedefler konarak hangi sayıda hangi tedbir alınacak, hangi sayıda yeniden konacak. Bunların hepsinin belirlenmesi lazım. Hele okulların açılması için bir okulların açılması acil eylem planı hazırlanması lazım. Ve bu planda bir tarih değil, hedef konmalı. Yani denmeli ki okulların açılması için benim kriterim şudur. Mesela bazı ülkeler günlük vaka sayısına göre alıyor. Bazı ülkeler test pozitiflik oranına göre alıyor. Mesela diyelim ki günlük vaka sayısına göre alıyor. Demeliyiz ki mesela biz okulları günlük vaka sayısını 700'ün, 500'ün bu rakamı belirleyip altına indiğinde açacağız demeliyiz. Şu tarihte değil. Çünkü o beklediğiniz tarihte çok zorlanıp daha kötü şartta açmak zorunda kalabilirsiniz. Ama hedef koyarsanız o hedefe ulaşmak için uğraşıp o hedefe ulaştığınızda açarsınız. Şu anda okulların açılması çok ciddi bir risk oluşturuyor. Bunu kaldık üstelik o sizin de son yaptığımız program sırasında çok yanıltıcı çalışma verileri geliyordu dünyanın her tarafından. İşte çocukların çok bulaştırmadığı falan. Biz de diyorduk ki bu yanlış. Çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde yapılmış. Çocuklar anlıyor ki virüsü. Nasıl az bulaştırdığını söyleyeceksiniz. Nitekim okulları açmaya başlayan ülkelerden gelen sonuçlar gösterdi ki çocuklarda en az büyükler kadar, en az yoğun bakımda yatan hasta kadar virüsü bulaştırıyor. Hmm. Bunu okul çocukları da dahil, okul öncesi eğitim alan çocuklar da dahil. O yüzden okullar çok ciddi bir bulaş kaynağıdır. Mesela burada benim ilk önerdiğim şey çocuğunu bu korku nedeniyle okula gönderemeyen ailelere bu seneki eğitimini uzaktan eğitim şeklinde tamamlama şansı verilmelidir. Hmm. Bu iki şeye yarar. Bir, hem o çocuklar bu seneki eğitim hakkını kaybetmemiş olur, sınıf kaybetmemiş olur. İkincisi de onlar daha az çocuk okula gideceği için, çünkü şimdi zorluyorsunuz, yasak aileye cezai müeyyide uyguluyorsunuz. Ama hiç değilse o zaman daha az çocuk gider ve bu gerekli 1,5 metreyi ki bu maalesef rehberde 1 metre diye belirtilmiş, 1 metre kesinlikle güvenli bir mesafe değil. 1,5 metreyi sağlayabilirsiniz okullarda. Yani okula giden de kendini daha güvende hisseder ve bunun gibi bütün şeylerin açık seçik, hedeflerin belirlendiği bir acil eylem planıyla okullar açılma. Anladım. Peki hocam, İsmail'in soruya geçmeden bir soru daha, bu da kritik. Dünyaca ünlü bir ilaç şirketi Türkiye'de de insan deneylerine başladı. Hatta denek arıyor bildiğimiz kadarıyla. Aşıdan bahsediyoruz tabii, aşı için. Bir, bunu siz nasıl buluyorsunuz? Siz çünkü aşı konusunda biraz pesimistsiniz. Yani ya aşı işi zor iş, öyle kolay kolay çıkmaz diyordunuz ama firma ciddi bir firma. Türkiye'de de bayağı ciddi sayıda denek arıyor. Bunlar üzerine denenecek aşı deniyor. Halen aşı konusunda biraz karamsar mısınız? Şöyle, benim karamsarlığım aşıyla bu salgının bitmesi. Yoksa ben hep söylüyorum, yani önümüzdeki sene bireysel koruyuculuk sağlayacak bir aşı piyasaya çıkabilir. Ha. Hoş o yeni aşılarla ilgili 2 gün önce çok ciddi bir yazı da yayınlandı. Gerçekten biraz insanı düşünmeye sevk eden bir aşı. Çünkü Çinlilerin aşısı, Rusların aşısı, bunlar
adenovirüs dediğimiz bir virüse bağlanarak bu koronavirüs veriliyor. Etki öyle bekleniyor ve bunların etkili olmayacağına dair bazı veriler var. Çünkü bu virüs insanlarda zaten çok yaygın. Zaten bağışıklık var, verdiğiniz aşı etkili olmaz diye deniyor. Ama buna rağmen ben bir ya da birkaç aşının bireysel koruyuculuk anlamıyla çıkacağını düşünüyorum. Yani nasıl olacak? Grip aşısı için şimdi bir haber çıkacak, denecek ki Türkiye işte falan COVID-19 aşısı geldi. İsteyen işte şu kadar paraya yaptırıp %70 örneğin, bu rakamı tamamen tahminen söylüyorum çünkü henüz veri yok. Koruyuculuk sağlıyor sizde. Siz de gidip o aşıyı yaptırabilirsiniz. Ama pandemiyi bitirmek için aşılama, bütün dünya nüfusunun aşılanması demek. Bu kadar aşının üretilmesi, bütün dünyaya dağıtılması. Bazı ülkelerde bunları depolayacak depo bile yok. Soğuk hava deposu bile yok. Bunların yapılması falan birkaç sene alır. En azından onu söylemek lazım. Peki. Yani hocam son 3-4 dakikaya girdik. Aşı çalışmasına bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bunlar gayet doğal şeyler. Türkiye'de de bu aşı, çünkü deneme yapılacak. Denek falan biraz özellikle işte insanlara olumsuz gelsin diye kullanılıyor. Aslında bu bir çalışma. Rusya'daki de böyle bir olaydı. Çok yanlış yönlendirildi. Rusya tarafından yönlendirildi. Putin'in kızı bu faziki çalışmalarına katılmış. Yani denek olmuş ve bu öyle bir aksettirildi ki işte Putin'in kızına da işte böyle şeyle piyasaya çıkmış bir aşı gibi yapılmış diye. Hayır, öyle değil. Bizde de gönüllülük esasıyla 9 merkezde yetişkinlere, tabii çocuk çalışmalarının henüz daha çok var, uygulanmak üzere bahsettiğiniz gibi bir Alman-Amerikan ortak yapımı bir aşı çalışmalara başlıyor bildiğim kadarıyla. Peki. Bu ayın ortasında, evet. Peki, yani aşıya da biraz şeyli, mesafeli yaklaşıyorsunuz. En azından dünya ölçeğinde çözmeden bu hiçbir anlam ifade etmez diyorsunuz. İsmail Saymaz. Evet. Hocam demiştik ya, turizmin önünü açabilmeniz, ekonomik verilerinizin yükselebilmesi için hastalık verilerini düşürmeniz lazım. Şimdi aslında hükümet de ters bir boyutuyla bakıyor. Yani ekonomiyi açmadan, toplumun ekonominin önünü açmadan, turizmin turizm gelirini sağlamadan, ekonomik faaliyeti oluşturmadan toplumun da çeşitli olumsuz dinamiklerle karşı karşıya geleceğini düşünüyor. Dolayısıyla kontrollü bir biçimde açma gibi bir yola başvurdular. Şimdi sonuçları itibariyle tartışıyoruz. Ama Haziran başında yani durum öyleydi. Haziran başında köyüne gitmek isteyen köylünün isyanı vardı. Çayımı nasıl toplayacağım diyen vatandaş vardı. Anamı öldü, mezarına götüremiyorum diyen vardı. Efendim, evet. Türkiye'nin işte 36 milyar dolar turizme geliri vardı. Ne yapılmalıydı? Yani bu bir kısır döngü. Bütünüyle kepenkleri indirmeli miydik yaz boyunca? Hayır değil. Bu işin kademeli normalleşme de vardı ama sadece Türkiye değil. Bahsettiğiniz nedenlerle dünyadaki çoğu ülke birdenbire normalleşti ama hepsi de ödüyor şu anda. Yani şu anda 2 gün önce Fransa'nın günlük rakamı 7 binin üzerine çıktı. İspanya 5 binin üzerine çıktı. Bütün ülkeler ödüyor. Şimdi şöyle, bu işin kuralı şudur. Geldiniz 1000'li rakamlara ve gördünüz ki 3 aydır indiremiyorsunuz aşağıya. O zaman ekonomi de iyi gitmiyor. Ekstra bazı tedbirler alacaksınız. İşte ben biraz önce saydım. Bu tedbirler için işte iş yerlerini kapatmanız ya da sokağa çıkma yasağı ilan etmeniz zaten gerekmiyor. Bakın, Almanya'ya gidildi biliyorsunuz, işte turist göndersinler falan diye. Göndermeyince kızdık hepimiz ama şimdi Almanya kendisi karar vermiyor. ECDC'ye bakıyor. Yani Avrupa Birliği'nin sağlık otoritesini. ECDC'de de buna karar veren, bu kriterleri belirleyen bilim adamları. Ve oradaki bilim adamları her gün akşam oturup Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar takip etmiyor ki. Onların baktığı literatürde yapılan çalışmalar. Bakın, Türkiye'de durumu belirten, işte hastalarımızın durumunu falan bir tane çalışma bile yayınlanamadı. Adam bakıyor hiçbir şey yok, o zaman güvenmiyor. Of. Sizin verdiğiniz verilere Türkiye'de riskli ülke diye düşünüyor. Hocam,
Şöyle bir şey yapalım mı? Bir saniye Elfin Hanım, bir saniye. Yönetmenime de sorayım. Kaç dakika? Şimdi hocam 2 dakikamız kaldı ama doyamadık. Çünkü çok önemli başlıklar söylüyorsunuz. Ben rica etsem bir 5 dakikada bir sonraki bölümde sizi ağırlasak bir 5 dakika. Çünkü olur mu? Çünkü çok önemli başlıklar attınız. Gerçi Özgür Özel de gelmiş Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor ama ona ben söylemiştim çeyrek geçe alacağız diye. Dolayısıyla sizi bir 5 dakika daha ağırlayacağız. Reklama gidip geldikten sonra isterseniz önce Elfin Tataroğlu'nun sorusunu alalım. Soruyla gidelim reklama. Reklam dönüşü bir 5 dakika. Tamam. Yok yok sorsun. Bir daha sorar canım. Olacak parayla mı? Şimdi hocam bu reenfeksiyon makaleleri birkaç tane çıktı. 2 tane daha doğrusu yazdı. Yani önce yeniden COVID geçirenlerin yeniden COVID geçirmesine dair iki çalışma ortaya çıktı. Bu da bize sanki ilaç çalışmasının en azından bir antiviral ilaç çalışmasının da ne kadar önemli olduğunu, yani aşı olsa da belki yeniden bu hastalığı geçirme ihtimalini, ki siz zaten %70'lerde dediniz. Peki ilaç çalışmaları ne durumda? Son tahlilde bir antiviral ya da antibiyotik ya da başka bir şey var mı? Bulunmuş ya da yaklaşılmış bir çalışma var mı? Var. Hocam siz o zaman soruyu aldınız. Biz bir kısa reklama gidelim. Reklamdan sonra 5 dakika daha sizle yayında kalacağız. Sonra biz programımıza başka diğer konuklarımızla devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Mehmet Ceyhan'ı çok yayına aldık. Çok kez aldık. Ama Mehmet Hoca hakikaten çok dolmuş ve çok önemli başlıklar söylüyor. Kriz yönetimine de ilişkin, pandemi yönetimine de ilişkin sarsıcı bilgiler veriyor. 5 dakika daha Mehmet hocamızla birlikte olacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra karşınızdayız.